burada da belki yavaş yavaş üçüncü konuya bağlayabiliriz. Şu bakımdan yani Rawls'da da bilmiyorum Habermas'ta da böyle eleştiriler var mı? Bu tür az önce bahsettiğim şikayetlerin bir kısmı da şuradan geliyor aslında. Rawls'da veya ana akım analitik felsefe, analitik siyaset felsefesinde hakim ideolojilerin eleştirisi çok fazla bulunamıyor veya hakim kültürel formasyonların eleştirisi ve bunların içerisinde ideoloji eleştirisiyle toplumsal mücadelelerle dirsek teması içinde aynı zamanda ne tür karşı hegemonik gedikler açılabilir ve bu tür problematikler sanki biraz göz önünden kaybolmuş gibi. Buradan da şu soruyu sormak istiyorum. Yani Rawls ve Habermas arasındaki bu yakınlaşma analitik felsefeyle Frankfurt ekolü arasındaki işbirliğinin veya diyaloğun tek mümkün yolu mu yoksa ideolojinin sorunsalları, ideoloji eleştirisi gündemi üzerinden başka bir düzlemde de konuşmak mümkün mü deyip ilk soruyla da yani bu ikinci kısmın ilk sorusuyla da ideolojiyi nasıl tanımlamak gerekiyor? Frankfurt okulunun temsilcileri bu noktada ne düşünüyor? Sana sorarak devam edeyim. Tamam. Bu ideoloji nedir sorusuna girmeden önce aslında Habermas'la ilgili olarak belki şu söylenebilir. İdeolojiyi sorguluyor mu, sorgulamıyor mu? Yani herhalde Habermas'a sorsak ben bu soruyu hallettim prensibimle diyecektir. Herrschaftsfreie Diskurs dedik. Nedir? İşte tahakküm ilişkilerinin olmadığı bir söylemi nasıl kurabiliriz? Diskursu nasıl kurabiliriz? Tahakküm ilişkileri yoksa ideoloji de yoktur. Bununla çözüyor. Ama yine de hani ilk birinci nesil eleştirel teoride var olduğu gibi ve bence üçüncü ve dördüncü nesilde tekrar geri gelen ideolojinin merkeziliği ya da ideoloji eleştirisinin merkeziliği ortadan kalkıyor gibi diye pek cevap verebilirim o parantez sorunu. Şimdi istersen bir ideoloji nedir? Onu yavaştan konuşmaya başlayalım. Çok iyi oldu. Kelimenin bir nötr, değer atfetmeyen, shall be non-evaluated diyor, tanımında bir tartışma yok aslında. Sistematik fikirler ve idealler bütününe ideoloji diyoruz. İşte siyaset biliminde bu anlamda muhafazakar ideolojiden konuşmak, liberal, sosyalist, sosyal demokrat, cumhuriyetçi, you name it gibi aşağı yukarı tutarlı siyasi ideolojilerden, inanç sistemlerinden, hayatın nasıl yaşanmasına, siyasetin nasıl örgütlenmesine dair kapsayıcı doktrinlerden söz etmek bunlara ideoloji. Ancak çoğunlukla ideoloji kavramı bu nötr kullanımının ötesinde negatif bir değer yargısı ifade ediyor. İdeoloji kötü bir şey. Kelimeyi bu anlamı ilk yükleyen bildiğim kadarıyla Marx. Günlük yaşamda da ideoloji kavramını kullandığımız zaman, bu ideoloji dediğimiz zaman çoğunlukla bu negatif anlamında içererek kullanıyoruz. Örnek vereyim. İşte söz konusu bireysel özgürlük anlayışı liberal ideolojinin bir ürünüdür. Ses tonumla verdim. dediğimizde bu özgürlük anlayışının çarpık ve yanlış olduğu, güç ve tahakküm ilişkilerini meşru kılmakta kullanıldığı ve hatta belirli bir grubun sınıfın çıkarlarına hizmet ettiğini iddia ediyoruz bir şekilde. Yani bu negatif anlamıyla nötr olmayan ideoloji kullanımı. Peki ne diyeceğiz yani nasıl tanımlayacağız ideolojilere? Platon'dan isimle yani çünkü Platon'da da var. Sistematik büyük yalanlara verdiğimiz ad mı diyeceğiz? Maalesef bu kadar kolay değil ideolojiyi bu negatif anlamıyla tanımlarken. Bence Marx'a dönmek yine yapabileceğimiz en iyi şey. Marx'ta da aslında baktığımızda birbirinin içine geçmiş farklı anlam katmanlarından söz etmek mümkün. Bunlara bir göz atalım istiyorum ben. Farklı ideoloji nedir? Farklı tanımlarından söz etmek mümkün. Marx da öncelikle klasik tanımından yola çıkıyor ideolojinin. Bu Alman idealizmi yazısında, Marx ve Engels'in beraber yazdığı yazısında işte sistematik düşünceler ve idealler bütünü ideoloji. Bu düşünce ve idealler bütünü toplumun maddi üretim ilişkilerinden bağımsız, bu ilişkilerin belirleyiciliğini dikkate almaksızın geliştirildiğinde boş lafa dönüşüyor. Yani Bruno Bauer'a ve işte sol hegelcilere söylediği şey, siz boş konuşuyorsunuz. Yani çok fazla derinleştirmeye gerek yok, boş konuşuyorsunuz. Bu boş laf anlamında idealler toplumu dönüştüremediği ölçüde var olan koşulların sürdürülmesine katkı sağladıkları için
mücadele edilmesi gereken yanlış düşünceler bütünü olarak ideoloji. Bu birinci tanım. Bu çok basit anlamda tanım. Daha biraz daha komplike bir tanım. İşte yine aynı metinde altyapı üst yapı tartışmasının getirilmesiyle ortaya çıkıyor. Daha yapısal denilebilecek bir tanım buradaki ideoloji tanımı ki bu ideoloji tanımının bence mükemmelliğe ulaştığı teorisyen Althusser. Althusser hakikaten bunu çelişkisiz ya da çelişkileri aza indirilmiş bir teoriye dönüştürüyor. Ne diyor bu altyapı üst yapıya dayalı ideoloji tanımı? Üretim ilişkilerinin doğrudan bir parçası olmayan tüm toplumsal pratik ve kurumlar üst yapıyı oluşturuyorlar. Bu pratik ve kurumlar neler bunlar? İşte sanat, aile, kültür, din, felsefe, hukuk, medya, siyaset, yani yok eğitim ve hatta bilim. Var olan üretim ilişkilerinin meşruiyetini sağladıkları, bu ilişkileri değişmez ve doğal gösterdikleri ölçüde ideolojikler. Evet. Bu anlamda şunu da söyleyebilir miyiz? Bu ikinci ideoloji tanımında klasik ideoloji dediğimizde ilk akla gelen bir fikirler dünyası ve onun karşısında bir maddi dünya veya dış gerçeklik gibi bir dikotominin vurgusunun azaldığı ve aslında ideolojinin de bir maddi gerçeklik hale geldi. Ekonomik olmasa bile dış kurumlarda, toplumsal kurumlarda kristalize olmuş belli pratikler bütünü hale geldiğini söylemek mümkün mü? Mümkün. Yani daha iyi okumalarında mümkün. Bunu böyle, yani Althusser de böyle okuyor bu pratikler. Bu önemli, aslında maddi kurum, bunlar da maddiyatın farklı bir biçimi diye okuyor. Ama hani de bunun da kötü bir okumasını yapmak mümkün. Ya onlar işte sanattı, eğitim, bunlar fasafiso, hukuktu. Biz devrimi yaptığımız zaman zaten bambaşka bir devrim hukukumuz olacak gibi bir düşünmemeye de yol açabiliyor. Yani nasıl baktığına, nasıl okuduğuna bağlı. Şeyi söylemek önemli ama bu altyapı üst yapı meselesinde. Her ne kadar altyapı üst yapı ilişkisi bir karşılıklı belirlemeyi içerse de son kertede denilen ki asla gelmeyen o son kerte Althusser'in deyimiyle belirleyici olan altyapı yani üretim ilişkileri. Bu da işte ikinci şeyden tanım. Komünist manifestoya bakarsak daha aktör temelli bir ideoloji tanımından bahsetmek mümkün. Şey diyor bu manifestoda, belirli bir dönemde hakim fikirler, hakim sınıfların fikirleridir. Yine bu önermeyi de daha yapısal ve ya da araçsal olarak okumak mümkün. Araçsalcı yorum, ki bununla çok karşılaşıyoruz artık bu konspirisiye dönüşen, konspirisi teorisine dönüşen yorumlara da el veriyor. İdeolojinin bir propaganda ya da reklam sektöründe olduğu gibi bir grup ya da sınıfın var olan toplumsal ilişkileri meşruiyet kazandırmak için geliştirdiği düşünce ve idealler bütünlüğü olduğunu söylüyor. Yani bu da bir intansiyonel bir şey söz konusu. Yani bir grup ki bu yapılmıyor değil, yapılıyor yani. Yani hele ne diyeyim Türkiye gibi ülkelerde diyeyim. Yani açık açık bunun birilerine oturup Carl Schmitt falan okuduklarını düşünüyorum. Oradan ideoloji geliştirdiklerini. Daha yapısalcı yorum ise hakim sınıfların bilinçli ya da bilinçsiz var olan toplumsal ilişkileri meşru kılan düşünce ve pratikleri adeta doğallaştırdıklarını söylüyor. Yani hakim sınıflar varoluşlarıyla ideoloji yayıyorlar diyebiliriz. Şimdi bu üç ideoloji tanımının üstüne bence Kapital'de Marx çok daha sofistike bir ideoloji tanımı geliştiriyor. Kanımca eleştirel teorinin ideoloji eleştirisi de Marx'ın Kapital'deki ekonomi politiğin eleştirisinden esinlenerek geliştirdiği bir ideoloji eleştirisi. Bunu da kısaca anlatacağım. Bu çok katmanlı bir eleştiri, çok katmanlı bir ideoloji eleştirmesi kendi içerisinde. Ki şeyi de söylemek lazım, yani hiçbir süre zaman Kapital'de de bir ideoloji şudur diye tanımlamıyor Marx. Bu bizim tamamen okumamızın önünde. Şimdi öncelikle Marx Kapital'in alt başlığından da anlaşılacağı üzere Kapital'de hem bir toplumsal ilişkiler bütünü olarak kapitali hem de bu siyasi ekonomik düzene dair üretilmiş bilimsel bilginin çifte bir eleştirisini soruyor.
Yani hem varolanın eleştirisi hem de o varolanın bilgisinin eleştirisi kapital. Bu nokta önemli, belki bilgiyle pratiğin birbirinden ayrılmadığına dair vurgu. İkincisi, ünlü metaların fetiş karakteri bölümünde de ifade edildiği gibi bu toplumsal ilişkilenme biçiminin kendisinin objektif denilebilecek bir yanılsamayı da yaptı. Bu nokta ilginç çünkü Shelby mesela böyle bir şey var Marx'ta ama bunu ideoloji eleştirisi bağlamında ele almamalıyız. O farklı bir objektif bir yanılgı, bunu konuşmayalım diyerek parantez dışına alıyor. İlginç bir nokta. Ne diyor bu metaların fetiş karakteri bölümünde? Çok zor bir konu. Müdahale edebilirsin anlaşılmıyorsa, deneyeceğim denemesini yapıyorum. Aşağı yukarı şöyle diyor Marx burada. Üreticiler birbirleriyle ancak piyasanın dolayımıyla, yani ürünlerinin değiş tokuşu esnasında ilişkiye geçtiğinden, birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleşen bu üretim sürecinin toplumsal karakteri de ancak değişim süreci esnasında belirliyor. Bu nedenle ürünleri arasında kurulan toplumsal ilişkiler tam da kendilerine görünmesi gerektiği gibi görünüyor. Yani tam da kendilerine görünmesi gerektiği gibi görünüyor noktası önemli. Nesnel bir özellik kazanmış kişiler arası ilişkiler ve nesnelerin toplumsal ilişkileri olarak. Şimdi burada bir tersine dönmüşlük var ama diyor hani bu toplum tarafından objektif olarak dayatılıyor. Ben istediğim kadar 1000 defa okuyun benim kapitalimi, bu yanılgıyı tekrar yine de hissedeceksiniz. Bilimle bunu ortadan kaldırmak mümkün değil diyor. Diğer bir deyişle, insanların birbirleriyle kurdukları toplumsal ilişkiler bütünü bu ilişkilerden bağımsız, nesnel bir biçim alıyor. Ve bu meta değiş tokuşunda ifadesini bulan nesnel ilişkiler ağı insanların kontrolünde olacağını, onları kontrol altında tutuyorsa, söz konusu fetişizm, öznel bir yanılsamanın değil, toplumsal ilişkilerin bir sonucu. Çok affedersin. Yani bunu ortadan kaldırmak istiyorsak bilim yetmiyor diyor. Yani açıklama yapmak yetmiyor, toplumu dönüştürmek zorundayız. Ancak o zaman o yanılsamalar ortadan kalkacak. Hemen burada senin bu açıklamanı biraz daha anlaşılır kılmak ve berraklaştırmak için bir soru yönelteceğim. Şu bence gayet net. Yani nesnel bir mübadele ilişkisi var ve o mübadele ilişkisinin katılımcıların zihninde yarattığı bir intiba var ve bu intiba aslında sadece yalan değil, çünkü az önce de söylediğimiz gibi nesnel bir sosyal pratikten kaynaklanıyor. Peki o zaman bu noktada şu soruyu sorayım ki biraz daha ideoloji eleştirisiyle ilişkisi netleşsin. Peki burada tırnak içinde gerçek bir yalan varsa, yani artık objektif realite haline gelmiş bir toplumsal ilişkilenme sürecinden bahsediyorsak, ideoloji eleştirisi bakımından bunun sorunlu tarafı nedir? Sorunlu tarafı nedir? Burada sanırım yine bu ilk başta bahsettiğimiz güçlü akıl sorunsalına geri dönerek anlayabiliriz bunu gibi geliyor. Yani doğru olan, bir şekilde başında aslında tespit edilmiş bu Hegelian, Marxian düşünceye göre, o da nedir? Gerçekliği bizim belirlememiz gerektiği. Bizim gerçekliğin bizim kontrolümüzü altında olması gerektiği. Ve hani bu anlatıda gerçeklik bir şekilde bizim kontrolümüzde, biz yapıyoruz ama o gerçeklik bizi kontrol ediyor. Buradaki bu tersliği o yüzden yenemediğimiz sürece bir ideolojik yanılsamanın içerisinde bulunuyoruz gibi bir şey herhalde, bilemedim tamam. Ama hani bu objektif denilen yanılsamanın da ideoloji eleştirisi kapsamına alınması önemli. Çünkü mesela Adorno'da örnek vereyim. Yani Adorno'nun Minima Moralia'da güzel sözlerinden birisi şey diyor bir yerde. Ağaç bile yalan söylüyor. Hani der Baum lügt, böyle bakıyorsun hani ne demek istiyor diye. Ama hani söylemek istediği o toplumsal ilişkiler bütünü öyle yanlış ki, öyle bir yanlışı dayatıyor ki ağaç bile yalan söylüyor gibi. Devam edeyim istersen bu Marx'ın sofistike eleştirisini tanıtmaya. Bu metafetişizmi önemli. Yani işte objektif denilebilecek bir yanılsama.
bunun bir diğer sonucu olarak tarihsizleştirmeye işaret ediyor. Bununla çok bağlantılı olarak sunuyor. Marx o ilişkiyi kurmak zor olabilir ama çok bağlantılı olarak metafetişizmi bizim topluma bakışımızı tarihsizleştiriyor diyor. Nesnel bir nitelik kazanan toplumsal ilişkiler bütünü insanların, özellikle de bilim insanlarının gözünde ikinci bir doğa olma özelliği kazanıyor. Söz konusu ilişkiler tarihsel değil, doğal olarak görüldüğünde de bu ilişkileri dönüştürme olana, radikal bir şekilde dönüştürme olana ortadan kalkmış oluyor. Yani bu doğallaştırma, naturalization ve tarihsizleştirme diğer eleştirel yaklaşımların ideoloji tanımlarında da önemli bir yer tutuyor diye düşünüyorum. Yani hatta ne bileyim derslerimde öğrencilere doğa kelimesini duyuyorsanız alarm zillerinin çalması lazım, burada bir şey var. İdeolojinin en basit tanınabilecek fenomenlerinden biri diyebiliriz. Bir şey diyecektim bunu. Bu anlamda aslında burada epistemik de bir eleştiri var gibi geliyor bana. Yani epistemikten kastım bilgi temelli veya bilme temelli bir eleştiri. Çünkü şu anlamda toplumsal olan bir olguyu doğal bir olgu olarak görme, yorumlama, deneyimleme hali aslında kavramların neliğine dair, kavramların kategorik doğalarına dair, yani bu kavram doğaya ilişkin, doğaya dair bir kategori kavramı mı yoksa toplumsal ilişkilere dair bir kategori kavramı mı kararını verirken kavramların kategorik bilgisini yanlış kullanmamıza veya yanlış bilmemize eğer öyle bir kullanım çelişkili olmayacaksa yol açıyor. Bu anlamda bilgi temelli epistemik bir eleştiri de söz konusu gibi geliyor bana. Doğru, yani kesinlikle katılıyorum ama zaten bu ilk sofistike olmayan ideoloji tanımında da tamamıyla epistemolojik bir yaklaşımdan söz etmek mümkün. Burada o epistemolojik ideoloji tanımına, yani o yalana başka bir şey ekleniyor sanki. Yani çünkü toplumsal pratiklerin kendisi bize bu yalanı dayattığı için pratikler bilginin olmasının ötesinde, bilgi olmanın ötesinde hayatı şekillendirme biçimi yanlış gibi bir şey. Yani pratiklerin kendisi ideoloji. Bunu birazdan belki tartışacağız. Shelby'yi beraber okuma yaptığımız yazarlardan birisi. Hani onun yaklaşımında göreceğiz sanırım bu işte tamamen ideolojiyi bir narratif olarak, bir anlatı olarak görmek. Bunu yapmıyor demeye çalışıyorum. Bu Marx'ın daha sofistike olan şeyinde. Narratifin ötesinde bu doğal pratikler bunlardır. Hatta çok ünlü bir, şu anda aklımda tam olarak veremeyeceğim ama birinci chapter'ın sonunda, yani birinci bölümün sonunda Marx Shakespeare'den bir alıntı yapıyor. Ne güzel ifade etmiş Shakespeare bu tersine dönmüş dünyayı diyor. İşte eğitim doğadan gelir, insanın güzel oluşuysa toplumdan. Şimdi bunun tersi doğru değil. Yani işte Marx'ın söylemeye çalıştığı şey elbette hem doğadan geliyor hem toplumdan geliyor. Güzellik de hem doğadan hem toplumdan geliyor. Bunları birbirinden ayırdığımız sürece hataya düşüyoruz gibi bir şey söylemeye çalışıyor sanırım. Bir dakika, nerede kaldım? Yani bu ikinci doğa olma meselesi o yüzden sadece epistemolojik bir şey değil. Yani pratiklerin bize dayattığı bir şey olduğu ölçüde objektif bir yanılgı. O yüzden objektif yanılgıyı epistemolojik olarak anlatmak pek kolay değil gibi geliyor bana. Bilmiyorum, sen ne diyorsun? Buna dair fikrimi son bölümde açıklayacağım. Çünkü oranın bağlamına daha çok oturuyor gibi hissediyorum. Tamam, sen peki. İstersen devam et ideoloji tarafında. Tamam. Bu tarihsizleştirme ve doğallaştırma meselesinin üstüne dördüncü olarak Marx kapitalist toplumlara temel olan kurum ve pratiklere içkin normatif değerlerin, bundan daha evvelden de bahsettim, işte eşitlik, özgürlük, mülkiyet hakkı ve Bentham diyor Marx, bir yanlarıyla kapitalist ilişkiler için vazgeçilmez oldukları, yani bu bir kronik kapitalizm değilse Türkiye'de olduğu gibi, işte ne bileyim eşit kontrakt ilişkilerine dayanması gerekiyor mesela. Yani buna yani olmazsa olmazı doğru işleyen bir kapitalizmdi. Bu toplumsal ilişkilerin bütünü içinden veya sınıf perspektifinden bakıldığında ise söz konusu kurum ve pratiklere içkin normatif değerlerin sözünü verdikleri idealleri değil, tam da bu ideallerin aksini gerçekleşmesine katkıda bulunduğunu söylüyor. İşte eşitlik son derece eşitsiz bir şeye,
ilişkiye, özgürlük tam bir köleliğe, mülkiyet hakkı mülksüzleştirmeye ve işte ne bileyim Bentham'la ifade edilinden psoyla bir dayanışma bile aslında bir tahakküm ilişkisine dönüşüyor. Yani Marx'ın bütün birinci ciltte anlattığı şey bu, hikaye bu. Son olarak Marx'ın Kapital'de İngiliz işçi sınıfı mücadelelerinin tarihini konu olan anlatısını kapitalist ilişkilerin bütününü kapsayan ve bu nedenle doğru olan bir eleştirel perspektifin nasıl ve neden gelişmesi gerektiğinin hikayesi olarak da okumak mümkün. Yani o çok garip bir şey çünkü Marx önce bir kavramsal bir şeyler anlatıyor, ondan sonra tarih giriyor, ondan sonra tekrar kavramsal bir şeyler anlatıyor, sonra tekrar tarihsel anlatı ve en sonunda tarihsel anlatıyla bitiyor yani son kavramları da tanıttıktan sonra. Bunu o yüzden nasıl yorumlayacağımız üzerine böyle bir büyük bir tartışma var. Benim yorumuma göre burada Marx doğru eleştiriyi nasıl bulmamız gerektiğini bize gösteriyor. Çünkü ilk tarihsel anlatıda eleştiri, ya bu ahlak şey adaleti şey yapmıyor, adaleti yerine getirmiyor diyor işçiler. Adalet perspektifinden yapılan eleştiri önemli ama yeterli değil. Bir sonrakinde işte ya ama özgürlüğümüz elden gidiyor, özgür bir şekilde kendimizi gerçekleştiremiyoruz diyor. İşte oradan belirli bir haklar kazanıyorlar. Nedir? İşte eğitim hakkıydı, belirli sosyal hakların kazanımı bu mücadele içerisinde gerçekleşiyor. En son noktada tarih girdiği zaman bu işte şey, mülksüzleştirmenin hikayesi, nasıl mülksüzleştirmeyle ortaya çıktı, bunun hikayesi anlatıldığı zaman diyoruz, burada bir tahakküm ilişkisi var, bunun hikayesiymiş meğer gibi bir şey. Şimdi bu anlatıya göre doğru bütüncül eleştirinin bir tahakküm ilişkileri eleştirisi olması gerektiğini söylüyor. Çünkü diğer eleştirel perspektifler, yani adalet kavramının ve bireysel özgürlüğün temel alındığı perspektifler toplumun verili normatif ideolojik ufkunu aşmaya yeterli değil. Ama tahakküm ilişkisini eleştirirsek hepsini eleştirebiliyoruz. Şimdi bu da önemli bir şey. Yani burada şey gibi bir zıtlaşma koymamak lazım. Adaleti hiç önemsemiyor Marx. Özgürlük de neymiş gibi bir böyle eleştiriler de var Marx'a adalet kavramına. Çok minimum bir adalet anlayışı var. Böyle bunun üzerine düşünseydi şöyle sonuçlara varırdı falan filan gibi. Söylemeye çalıştığı şey bence tahakküm ilişkileri çerçevesinden bakarsak daha kapsayıcı bir eleştiri, toplumsal eleştiri sunmuş olabiliriz. Son bir toparlayayım. Toparlayacak olursam, Marx'ın Kapital'de geliştirdiği ideolojik tanımı ve eleştirisinin özelliklerini şöyle sıralamak mümkün. Demin de kısaca konuştuğumuz gibi sadece epistemolojik değil, kognitivist değil, toplumsal ilişkilerin ötesinde bir doğruya işaret etmiyor. Aksine ideolojik olan gerçek arayışından, bilimsel bilginin üretiminden bağımsız değil. Onu söylemek istiyor. İkincisi, bir yanılsamadan söz edebiliyor olsak da bu nesnel toplumsal ilişkilerin dayattığı bir yanılsama. Üçüncüsü, ideolojik bir perspektifin en belirgin özelliği olan ilişkilerin doğallaştırılması ve tarihsizleştirilmesine içermesi. Dördüncüsü, ideolojileri deşifre edebilecek evrensel ve kapsayıcı bir perspektifin varlığı ya da gerekliliği. İşte bu sınıf perspektifinden tahakküm ilişkilerinin eleştirisi. Beşincisi, ideoloji eleştirisinin diğer normatif ahlaki eleştirilerden farklı olarak tahakküm ilişkilerinin hedef aldığı alması gerekir. İşte eleştirel teorinin bu tanımı kullandığını ve geliştirmeye çalıştığını düşünüyorum. Bu oldukça iddialı bir eleştiri türü ve yanılmıyorsam analitik felsefeyle girilen diyalogda ideoloji kavramının konusundaki anlaşmazlık tartışmalarında da belirleyici bir rol oynuyor. Ne diyorsun bunda? Evet, kesinlikle. Yani analitik felsefede bir kere şey de var. O şimdi sen anlatırken dikkatimi çekti. Yöntemsel olarak sanki biraz daha mikro temellere odaklanıyor. Yani senin anlattığın ideoloji yaklaşımı Marx'tan hareket ederek açtığın kanal son derece holistik aslında. Yani toparlı bir düzen var ve olan tüm yanılsamalar dönüp dolaşıp bu düzenin makro seviyedeki özelliklerinden bir şekilde kaynaklanıyor veya bir şekilde dönüp dolaşıp onlarla ilişkileniyor. Analitik felsefede ideoloji kuramcıları, ideolojinin toplumsal
özelliklerini kesinlikle reddetmiyor. Ama odak noktaları bence biraz daha mikro düzlemde. Yani ondan da şunu kastediyorum. Hatta buradan da bir giriş yapmış oldum. Yani iki temel ideoloji tanımı var diyebiliriz analitik felsefede. Birincisi işte Harvard'lı bir felsefeci Tommy Shelby'nin ideoloji anlayışı bir inanç sistemi olarak kabul ediyor. Bu inanç sisteminden de kastım, bu da Türkiye'de çok sıklıkla yanlış anlaşılıyor. Dini inanç vesaire değil. Aslında kastımız kanaat veya bilme iddiası. Bir şeyin iyi olduğuna, doğru olduğuna dair bir düşünceler ve kanaatler kümesi. Burada toplumun üyeleri tarafından yaygın bir şekilde benimsenmiş, sistemli bir bütünlük oluşturan, toplumsal ve siyasal kurumları ve bireylerin kimliklerini şekillendiren inançlar, kanaatler kümesi şeklinde görüyoruz. Burada tabii şu önemli, yani bu ideoloji tanımının ne önemi var veya ne şekilde tanımladığımızın ne önemi var dediğimizde, aslında ideoloji tanımından yola çıkarak nasıl tanımladığınıza bağlı olarak eleştiri düsturunuzu, eleştiri şeklinizi de belirleyecek. Kanaat ve inanç düzleminde ideolojiyi tanımladığı için Tommy Shelby ve ondan esinlenen analitik felsefeciler ideoloji eleştirisini genel olarak epistemik bilişsel bir eleştiri projesi olarak görüyorlar. Bu epistemik bilişsel eleştiriden kastım da şu: temel amacı bilgiyi bilgi olmayandan, rasyonel akıl yürütme ve inanç kanaat oluşum süreçlerini güç ilişkileri tarafından veya başka irrasyonel sosyal faktörler tarafından oluşturulan etki ve kanaatlerden ayırmaya çalışan kanaatleri ve fikirleri olabildiğince ben bu kanaat ve fikirleri yeterli şekilde kanıtlandırabiliyor muyum? Yeterli şekilde gerekçelendirebiliyor muyum? Sorusunu sordurup eğer bu kanaatler endoktrinasyon, beyin yıkama, toplumsal konumumuz itibariyle bir takım çıkarlarımızdan dolayı belli ön yargılara sahip olma gibi bilişsel defolardan kaynaklı olduğunda bu inançları eleştiriye tabi tutup bunları elimine etme gibi bir amaç söz konusu. Birkaç örnek verecek olacak. Mesela toplumsal cinsiyet normlarını düzenleyen kanaatler, yaygın kanaatler, toplumsal normlar aynı zamanda bunlar. İşte kadın eşine itaat etmeli, kadın çocuk bakımının esas sorumlusu gibi inançlar, kanaatler. Bu kanaatler ve inançlar görece bağımsız ve rasyonel bir akıl yürütmenin sonucu mu oluştu? Yoksa tamamıyla sosyalizasyon, tamamıyla bir nevi endoktrinasyon sonucunda veya belli bir toplumsal kesime, mesela erkeklerin çıkarına daha fazla hizmet ettiği için ve bunun yarattığı ön yargı, bu konumun yarattığı ön yargı dolayısıyla mı benimsenip yayıldı gibi sorular soruyor aslında ve kanaat oluşum, inanç oluşum süreçlerinin rasyonel bir imbikten geliştirerek bu sorunlu kanaat sistemlerinin, değer sistemlerinin eleştiriye tabi tutmak düzleminde bir ideoloji eleştirisi projesi söz konusu. Yani tamamıyla katılıyorum sana. Burada bir de şeyi eklemek lazım, değil mi? İdeolojiyi yalandan ya da kognitif bir defisitten ayırmak için bir fonksiyonu var bunu yaparken. Bu fonksiyon da esasen meşruiyet, meşru kılıyor. Evet işte kadınlar böyle işler yapmalı. Çünkü işte Tanrı böyleyse de işte bilemiyorum yani. İdeoloji ne söylüyorsa. Ama hani söylediği şey aslında bir tahakküm ilişkisinin meşru kılınmasın çabası. Aynen öyle. Aslında zaten ideolojik inançların tanımında da bu biraz yediriliyor. Yani şey deniyor ki sistemli bir bütünlük oluşturacak ve bu toplumdaki temel kurumları ve temel ilişkilenme biçimlerini belirleyecek. Yani bir sosyal formasyonda yaşadığınızda neden o yaşadığınız sosyal formasyon adil, meşru bir sosyal formasyon veya neden bu tip bir aile ilişkisi de başka türlü aile ilişkileri ahlaki değil gibi, aslında tam da dediğim gibi bir meşrulaştırma fonksiyonu ve düzeni bu anlamda sosyoekonomik ve aynı zamanda sosyokültürel formasyonları yeniden üretme, kuşaktan kuşağa istikrarını sağlama gibi bir aslında fonksiyon var deniyor. Yani kısaca şey diyebiliriz o zaman, bu anlam, bu şekilde anladığımız zaman ideolojiler ne denir? Tahakküm ilişkilerini meşru kılmaya yönelik yanlış ya da defekt ya da distorting, nasıl söyleyeceğiz? Yanıltıcı bilgiler.
yanıltıcı bilgiler bütünü. Aynen, yanıltıcı bilgiler, kanaatler, değer yargıları bütünü denilebilir. Evet. Tabii Shelby şunu da söylüyor makalesinde. Yani iki farklı makalede ideoloji ve ideoloji eleştirisini işliyor yanılmıyorsun. Şunu da söylüyor. Aslında pratikler de, alışkanlıklar da veya tamamıyla zihni, zihinsel olmayan, inanç olmayan, bir takım maddi varlığı olan unsurlar da ideolojinin içerisine dahil edilmeli. Ama temel yapı taşı inanç ve kanaatlerdir diyor. Burada tabii ki yine şu tartışmalı, yani evet kapsayıcı bir ideoloji tanımına sıcak bakıyor. Ama orada da işte bir şey noktasında eleştirebilir. Yani inançlar gerçekten de yapı taşı mı? Belki de o pratikler orada olduğu için o inançlar orada. Yani inançlardan mı nedensellik ilişkisini pratiklere doğru çizeceğiz? Yoksa okul ters çevirip pratiklerden inançlara ve kanaatlere doğru mu bir nedensellik bağı kuracağız? Tam da bu noktada yine analitik felsefe ekolü içerisinden, özellikle son 10 yılda oldukça tartışılan ve popülerleşen bir ideoloji yaklaşımı yine ABD'li filozof Sally Hasenberger tarafından ortaya atılıyor. Senin de sanırım daha cezbedici bulduğun ideoloji yaklaşımı bu olsa gerek diye tahmin ediyorum analitik felsefe içerisinde. Evet, yani felsefe bağlamında düşündüğüm zaman Hasenberger'in anlayışının çok daha eleştirel felsefeye hitap eden bir anlayış olduğunu düşündüm okurken. Ama hazır sözü almışken kısaca senden korsan bir şeyi söyleyeyim. Shelby hakkında da fikrimi söyleyeyim. Yani okurken ikinci okuyuşun makalesinin adını da vereyim. Ideology, Racism and Critical Social Theory. Okurken tekrar böyle bir hayran oldum berraklığına, anlatıştaki berraklığına. Yani katılmıyorum. Yani bence ideoloji eleştirisinin böyle sınırlamamamız gerektiğini, sadece epistemolojik alanda bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama öte yandan o kadar net bir şekilde anlatıyor ki, yani bence ideoloji üzerine tartışılırken mutlaka bu makalenin giriş makalesi olarak okunması gerekiyor diye düşündüm. Hasenberger konusundaki fikirlerimi de daha sonra tekrar şey yaparım. Şimdi Hasenberger de aslında şunu söylüyor. Aslında cepheden bir karşı çıkış yok. Yani ideolojinin bir inanç kanaat kümesi olduğunu ve bu inanç kanaat kümesinin sosyal formasyonları şekillendirip yeniden ürettiğini inkar etmiyor ama buna bir ekleme yapıyor. Ve diyor ki aslında ideoloji aynı zamanda toplumsal gerçeklikten ayrılamaz derecede onunla bir olmuş kavram kümeleri, yönelimler ve bunlardan doğan toplumsal pratikler bütünüdür diyor. Şimdi burada şu ayrım önemli. Kavram dediğimiz zaman sanki Shelby'nin söylediği şeyle aynı şeyi söylüyormuş gibi geliyor ama burada şundan bahsetmiyor. Bir kavramı kullandığın belli kanaatlerin, belli önermelerin doğruluğundan, yanlışlığından bahsetmiyor. Bizzat o kavrama sahip olman ve başka bir kavrama sahip olmamanın kendisi de bir ideolojik durumdur. Yani aslında epistemolojiden semantiğe, yani bilgi felsefesinden dil felsefesine ve anlam ilişkilerine doğru odağı biraz kaydırıyor. Burada çok somut bir örnek vereyim. Hani o soyutluğu biraz ortadan kaldırmak için. Şöyle bir ikili örnek düşünebiliriz. Daha şer bir perspektifinden karşımdaki duvara bakıyorum diye. Bu duvar beyazdır diye bir kanaate sahibim diye. Şimdi bu inancı tamamıyla doğrulama, yanlışlama süreçlerine tabi tutmam mümkün. Bunun çeşitli cihazlar getiririm, pigmentine bakarım, bir şekilde ölçerim, tartarım. Veya bu inancın başka benzer inançlarla tutarlı mı değil mi şeklinde bir epistemik bilişsel eleştiriye tabi tutup bu inancı doğrulamak veya yanlışlamak mümkün. Ama anlam ilişkilerinde tam olarak böyle bir şey yok diyor Hasenberger. Neden? Çünkü toplum anlama dair kavramları, anlama dair belli yönelimlere sahip olduğunda, yani kavramları belli şekillerde kullandığında kavramın toplum tarafından kullanılmasından bağımsız bir objektif anlam yok diyor. O zaten objektivitenin kendisidir diyor. Bu örneği de yani ırk ve cinsiyet üzerinden, ırk ve toplumsal cinsiyet üzerinden oldukça tartışılıyor bu yaklaşım. Ve toplumsal cinsiyet üzerinden şu örneği veriyor. Mesela kadın kavramı. Şimdi kadın kavramını farklı şekillerde tanımlamak mümkün. Trans bireyleri dışlayan kadın kavramları veya içeren, onları kapsayan kadın kavramları gibi ikili bir kavram setinden bahsettiğimizi varsayarsak eğer, Hasenberger açıkçası şöyle bir eleştiri getiriyor bu daha epistemik, kognitivist ideoloji eleştirisine odaklı olanlara. Bu kavramın anlamının ne olduğunu doğrulup yanlışlamamız epistemik araçlarla, yani
bu inancın kendisi rasyonel mi değil mi diye düşünmemiz çok anlamlı değil. Çünkü anlama dair yönelimlerimiz, kavramları kullanma şekillerimiz zaten bizim toplumdan neyi aldığımıza dair ilişkilenme biçimi. Yani biz toplumdan öyle gördüğümüz için, ya yabancı bir dil öğrendiğinizi düşünün. İşte Fransızca'da şu kelimeye neden maskülen artikel geliyor da feminen artikel gelmiyor. Şimdi bunun kanıtlanacak, rasyonel olarak temellendirecek bir durum yok. Çünkü dil toplumun bir takım pratikleri dolayımıyla tamamen aslında bir anlamda keyfi oluşmuş bir şey. Ve realitenin, sosyal realitenin bu anlamda dil kendisi haline geliyor. Dil bu anlamda kendi gerçekliğini ve doğrusunu yaratıyor diyor. Peki o zaman nasıl eleştireceğiz sorusu burada gündeme geliyor. Yani epistemik bilişsel kaynaklarla eleştiremiyoruz. Çünkü tam olarak eleştirdiğimiz şey inanç değil, kavramların anlamı kanaatlerden ziyade. O zaman şunu diyor Estendi bu noktada ki bu bence ideoloji eleştirisine dair en tartışmalı söylediği şeylerden bir tanesi. Bu kavram setleri, bu semantik yönelimler, belli sosyal ve realiteler, gerçeklikler ortaya çıkarttığı için bu gerçeklikleri, bu sosyal ilişkileri ahlaki olarak bizim değerlendirme imkanımız mümkündür diyor. Yani örneğin trans dışlayıcı, trans bireyleri dışlayan bir kadınlık kavramının kullanıldığını gördüğünüzde bu kavramın bu şekilde kullanımı toplumun belli bir kesimine dair ayrımcılık yaratıyor, adil olmayan bir takım sosyal ilişkileri meşrulaştırıyor deyip aslında epistemik bilişselden ziyade ahlaki bir takım argümanlarla o ideolojinin eleştirisini yapıp kavramın revize edilmesini talep etmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hestanger'in ideoloji eleştirisi anlayışında. Şöyle bir ekte bulunmak da mümkün mü acaba? Deminki söylediğim bu kozalite ile alakalı hani değer yargılarımız, opinionlar mı, fikirlerimiz mi, hareketlerimizi belirliyor, hareketler mi fikirlerimizi belirliyor meselesinde. Bunlar birbirlerinden ayrılamaz diye yola çıktığın zaman, yani pratikler ve pratiklere içkin olan normlar birbirlerinden ayrılamaz diye yola çıktığında ben şöyle görüyorum. Hani toplumsal cinsiyete dair var olan işte hegemonik ilişkileri üretmek, sadece heteroseksist erkek egemen bir bakış açısına sahip olmakla değil, bunun pratiklerini yapmakla da üretiliyor. Şimdi şöyle bir şey diyecektir. Yani onlar pratikler, onlar cinsiyetçi pratikler. Bunları ideolojiden ayrıştıralım. İdeoloji dediğimiz şey bunlara meşruiyet kazandıran söylevler. Halbuki Shelby ve bence eleştirel teori, Hasslinger ve bence eleştirel teorinin söylemeye çalıştığı şey, o pratiği bilişsel dilden ayırmak mümkün değil. Yani ben hakikaten erkek egemen söylemi, heteroseksist erkek egemen söylemi oturuşumla üretiyorum. Oturuşum da diğer erkeklerle bakışmalarımla, mansplainingle, yani bu pratiklerin kendisi ne ideoloji diyor sanki. İşte bunu dediğin zaman da tabii ama canım o zaman her şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Pratik mi hangisi şey hangisi gibi bir soru. Orada şöyle de bir yani anladığım, empati kurduğum bir şey var. Serzeniş var. Yani bir şey her şey olduğunda aslında hiçbir şey oluyor. Yani ideoloji tamamıyla bütün pratik kümelerini kapsayan, her şeyi içine alan bir şey geldi. O zaman ideoloji eleştirisi her yöne çekilebileceği... Ben de tam da bu yüzden Shelby'ye katılmıyorum. Ama çok önemli okunması dedim. Çünkü çok clear yazıyor. Çok net bir şekilde yazıyor. Yani ideolojiye belirli bir tanım yapıyor. Bunu nasıl zenginleştirebiliriz? Hani onun üzerine tekrar düşünmek daha faydalı sanki. Gibi. Ama dediğim gibi ben hani pratiklerin de ideolojik yani önceliği pratiğe vermek gerektiğini düşünüyorum sanırım. Yani çünkü düşünce de bir pratik. Öyle diyeyim. Eleştirel teori böyle koyacaktır. Hani pratik ve düşünce ve eylem kiliğini yapmamak için söylediği şey düşünce de bir eyleme biçimi. Pratikler de başka türlü bir eyleme biçimi. Bunların medyumları ayrı. Ama ürettikleri şey ikisinin de ideoloji gibi bir şey. Böyle bir şey söylüyor bence. Bir de benim ilginç bulduğum şeylerden biri de şu. Yani ideoloji tanımları ayrı. Doğru. Bir de ideoloji eleştirme biçimleri ayrı. Bu da doğru. Ama Hasslinger'da beni ikna etmeyen şey şu. İdeoloji tanımını kabul etsek bile özellikle bu semantik
önermeler konusunda, yani kavramların anlamını değiştirme, revize etme konusunda. Bunu kabul etsek ve ideolojiyi aynı zamanda bu şekilde genişletsek bile epistemik eleştirinin yetmeyeceği noktasında bir varsayımı var ve bu varsayımla alakalı doğrudan bir argümanla sunmuyor hatırladığım kadarıyla. Yani orada ahlaki normlara birden atlaması beni biraz kafamı karıştırdı ve açıkçası ikna etmedi. Çünkü yani çok basit bir örnek vereceğim. Hani semantik önermeler veya semantik yönelimler epistemik olarak nasıl eleştirilebilir diye dil felsefesinde de tartışılan bir konu. Örneğin şunu düşünün. Şimdi bir bilgi üretmeye çalışıyorsunuz. Mesela örneğin hayvan olan geyiği düşünelim. Bir bilim adamı geyiklerin kansere yatkınlığını ölçmeye çalışıyor. Bir şekilde bunu inceliyor. Şimdi eğer bu bilim adamının bilmediği bir şekilde geyiklerin kansere yatkınlığıyla geyiklerin renkleri arasında bir bağ varsa, diyelim ki renk pigmentleriyle arasında bir nedensellik bağı var ve kansere yatkınlığı arttırıyor. Ama bu bilim adamı aynı zamanda geyikleri kavramlara göre kategorize edeceği bir semantik evrene sahip değilse, yani tek bir geyik kavramı var ve bu hermenotik olarak bu bilim adamının geyikleri renklerine göre kategorize etmesinin önüne geçiyor. Bir kavram eksikliğinden dolayı. Epistemik bir gerekçeyle biz bu kavramların revize edilmesini ve yeni kavramlar türetilmesini savunabiliriz. Çünkü bu semantik eksiklik bilgi üretiminde bir defo yaratıyor. Tamam. Dolayısıyla biraz daha sanki epistemik değerlendirme biçimlerini geniş yorumlarsak, yani sadece işte dış dünyayla inançlar, kanaatler örtüşüyor mu örtüşmüyor mu meselesinden çıkartıp açıklama gücü, bilgi üretme gücü, açıklama kapsamı gibi daha kapsamlı, daha geniş göğüslü bir epistemik değerlendirme havuzuna eğer kabul edilebilir bulursak, o bakımdan bu tür araçları veya farklı değerlendirme yöntemlerini, boyutlarını kullanarak sanki bu semantik yönelimleri de epistemik standartlarla eleştirebilirmişiz gibi geliyor. Evet, yani söylediğim şöyle, yani ben hep zorlanıyorum bu analitik örnekleri anlayıp proses etmek biraz zaman alıyor. Fakat şu şöyle bir makale geldi aklıma. Sanırım Fricke mi? Öyle bir kadın var. Yine analitik felsefeci. Bu sexual harassment kavramının nasıl ortaya çıktığı üzerine bir makalesi. Çok güzel bir makale o. Orada şeyi anlatıyor. Yani hani o kavram olmadan önce pratiğiyle tanımlamak mümkün değil. Yani yine bu bana şeyi ifade ediyor. Ben hani senin kavramlarına konuşamayacağım ama bu bana yine şeyi ifade ediyor. Pratiklerle düşünceler birbirlerinden ayrıştırılamayacak kadar iç içeler. Ve kavramlarımızla bazı pratikleri pratik olarak üretiyoruz. Yani sexual harassment kavramını bulmadan önce o sexual harassment olarak, yani bir rahatsızlık var. Hani ofiste sürekli rahatsız olmuş insanlar ve bunu dile getirmeye çalışıyorlar. İşte şef tarafından ve bunun nasıl adlandırılacağını bilemiyor. Ondan sonra sexual harassment dendiği zaman o kelime ortaya çıktığı andan itibaren bu bir pratiğe dönüşüyor. Ve herkes için anlamlı bir şeye kalıyor. Yani bu benim açımdan baktığım zaman ben yine pratikleri düşüncelerden ayırmamamız, bunların kendileriyle kullanmayı sevmediğim kelimeyi kullanacağım, diyalektik bir ilişki içerisinde olduklarına dair bir şey söylüyor bana. Ya da çok özür dilerim. Ya da iki farklı hani daha naif bir gerçeklik dil ilişkisi nedir? Dil gerçekliği reprezente ediyor. İşte reprezentatif bir naif dil anlayışıyla konstruktif, yani dilin dünyayı yaptığı, aslında Hegel felsefesinde de var olan şey bu. Yani biz dilimizle dünyayı var ediyoruz. Düşünceyle dünyayı var ediyoruz. Hani buna nasıl materyalist bir term verebiliriz? Sadece düşünceyle değil, eylemlerimizle de var ediyoruz dünyayı demek. Yani Marx'ın getirdiği şey o. Ama hani biz düşünceyle dünyayı var etmiyoruz. Felsefenin Temel İlkeleri adlı kötü kitapta bahsedildiği gibi. idealizm bu değil. Yani idealizmin söylediği şey, düşüncelerimizle aslında dünyayı var ediyoruz. Marx'ın da buna eklediği şey, sadece düşüncelerimizle değil, pratiklerimizle de, eylemlerimizle de var ediyoruz. O yüzden bunları birbirinden ayırmamanın yolunu bulmalıyız gibi. Ve son olarak Hasslinger o yüzden benim hoşuma gidiyor. Yani o ayrımı yapmadığı için, yapmamaya çalıştığı için. Evet.
Şeye kesinlikle katılıyorum. Hani dil temsil ilişkisinde ben de şunu savunuyorum. Yani dilden bağımsız bir olgular dünyası var ve dil onu şekillendirmiyor. Demiyorum, sadece emin olmadığım ve biraz daha şüphe duyduğum nokta dilin şekillendirdiği olguların dil tarafından şekillendirildiğini kabul ederek, bunu inkar etmeden, aynı zamanda kavramları bir takım epistemik gerekçelerle revize edip olguları ve dolayısıyla olgulara dair bilgileri değiştirip dönüştürme. Ve işte orada tabii şu sorun ortaya çıkıyor. Yani epistemik gerekçeler veya epistemik ihtiyaçlar bir takım ahlaki taleplere ihtiyaç duymadan bu motivasyonu yaratabilir mi, yaratamaz mı? Evet, ben yaratamaz derim ama çekmek. Evet. Evet. Buradan da... Evet. Ya yok, şey tabii, rica ederim. Yok yok, ben şey, bir sonraki... Evet, sen devam edelim diyecektim. Birazcık şey, dağılmadan zorlayalım diyecektim. Aynen, ben de şimdi tam onu söyleyeceğim. Yani aslında zaten ideoloji tanımından ideoloji eleştirisinin nasıl yapıldığına farklı felsefeciler tarafından değindik. Burada biraz da işin Frankfurt okulu tarafına dönüp ideoloji eleştirisinden Frankfurt ekolü filozoflar ne anlıyor, ne tür eleştiri yöntemlerini benimsiyorlar, başka hangi alternatiflerle bunları kıyaslıyorlar? Belki bunlar üzerine birkaç şey konuşabiliriz. Evet. Daha önceden de belirttiğim gibi eleştirel teorinin temel meşgalelerinden biri doğru ve etkili toplum eleştirisinin nasıl yapılması gerektiği. Yani aslında Horkheimer'dan itibaren eleştirel teori, eleştiri nedir sorusunu soruyor. İnsan bazen çıldıracak gibi oluyor. Hala bulamadınız bu sorunun cevabını. Ama her yeni felsefeci, her yeni nesil bu soruyu tekrar sormak zorunda hissediyor yani. Bu konuda her teorisyen yeni yaklaşımlar geliştiriyor olsa da tüm düşünürlerin üzerinde uzlaştığı en önemli husus, toplumsal eleştirinin toplumun analizinden bağımsız yürütülemeyeceği ve hatta eleştiri ve analizin eş zamanlı yürütülmesi gerektiği. Yine bu da Marx'tan esinlenen bir şey. Yani kapital nedir? Hem ekonomi politiğin eleştirisi hem de onu eleştirirken aslında kapitalin nasıl işlediğini anlatıyor. Analiz ve eleştiri bir arada yürütülüyor. Yani şey gibi bir sıralama yok. Önce bir analiz edelim ne olduğunu görelim, ondan sonra eleştiririz gibi bir şey değil. Analizin içine içkin eleştirin. Ve eleştirinin normatif ölçütlerinin, neyin doğru, yanlış, iyi, kötü, güzel, gerçek, normatif deyince bazen karmaşıklığa yol açıyor. Yani bunları kastediyoruz, değer yargıları. Toplumsal kurum ve pratiklere temel olan değerlerden beslenmesi gerektiği. Bir diğer uzlaşı konusu da toplumsal eleştirinin normatif eleştiriyle yetinemeyeceği, radikal bir dönüşüm istiyorsak toplumsal tahakküm ilişkilerini hedef alması gerektiği. Şimdi son yıllarda Rahel Yegi bu iki özelliği bir arada düşündüğümüzde eleştirel teori adına yapılan eleştirinin ideoloji eleştirisi olarak adlandırılması gerektiğini söylüyor ki bence de ikna edici bir tanım bu. Şeyi deminki eleştirini aklımızda tutmak gerektiğini düşünsem de yani her şeyi ideoloji eleştirisine altına sokarsak geriye ne kalacak? Farklı bir eleştiri olabilir mi? Eleştirisini bir kenarda tutmak lazım aslında. Ama bence ikna edici bir tez. Çünkü tahakküm ilişkilerinin eleştirisi meselesine daha evvelden birçok yerlerde değindim. Bir de normatif ölçütlerin toplumsal kurum ve pratiklerden geliştiren dışsal olmayan radikal eleştirinin biraz daha açılması lazım. Bu ikisinin hakikaten var olduğunu düşünüyorum yani eleştirel teoride. Yani dışsal olmayan bir olmayan bir eleştiri türü. Ne demek istiyorum onu açıklayayım. Dışsal eleştiri, içkin eleştiri, içsel eleştiri, bunları bir kısaca üzerine durayım. Gerçekten de eleştirel teori başından beri harici prensiplere dayalı normatif bir eleştiri ile yetinilemeyeceğini söylüyor. Söz konusu harici prensipler Kant'ın ahlak felsefesinde ifadesini bulabilir mesela. Burada da ifadesini ya da ideal teori tam da bu yani eleştirel teorinin perspektifinden baktığın zaman ideal teori bu dışsal normları geliştiriyor diyor. İşte Kant'ın ahlak felsefesinde görebiliyoruz yine evrensel çıkış şeyi. Böyle bir evrensel geçerlilik iddiasına sahip olabilecekleri gibi dışsal eleştiriler kültürel kültürcü eleştirilere de temel olabiliyorlar. Hani ne diyor?
Bizde böyle yapmazlar. Bizim mahallede bu iş böyle yapılır. Şimdi tabii bunun hiç, yani bu ikimizin eleştiri ya, bu partikülerizmi, bu tikelciliğin bizde yani eleştirel yanı yok. Çünkü dogmatik bir şeyden bahsediyoruz. Yani bizde bu iş böyle yapılır, doğrusu da budur. Ama işte hani bunu başka toplumlara eleştiri, soyla eleştiri, bu dogmayı başka toplumlarla karşılaştırıp siz de böyle yapmalısınız dediğinde işte hiçbir efektivitesi olmayan bir karşılaştırma, dogmatik bir karşılaştırma oluyor. Yani bu da dışsal eleştirinin içerisinde. Daha çok bizim dışsal eleştiri derken aklımızda olması gereken şey Kant felsefesine dayalı evrensel bir takım normların gelişmesi. Şimdi eleştiri için bu dışsal harici değerler ölçüt olmaktan çıkarıldığında akla gelen ilk eleştirel yaklaşım toplumsal pratik ve kurumlara içkin ideallerin bu ideallerin uygulamalarıyla karşılaştırılması oluyor. Yani bir idealler var, bir de bu ideallerin uygulamaları. Arada bir uyuşmazlık tespit ettiğimizde yapmamız gereken sadece toplumsal pratik ve kurumları bu ideallere uygun olacak bir şekilde nasıl şekillendirebiliriz diye gereğini düşünmek. Ancak bu eleştirel yaklaşımda da toplumsal normlar verili olarak görülüyor. Ve uygulamadaki yanlışların tespiti bu kabul gören normların radikal bir açıdan sorgulamamıza olanak vermiyor. Yegi buna bir makalesinde Oliver Stone tipi eleştiri diyor. Yani işte ah gidi bizim Amerikan değerlerimiz böyle mi olacaktık? işte bu tür bir eleştiri içsel eleştiri demek mümkün. Internal kritik. Hatta çok özür dilerim, hemen böleceğim. Çok kısa bir not düşeceğim. Yegi'nin kitabında bu içsel eleştirinin temsilcilerinden biri olarak da bir analitik felsefeci olan Michael Walzer sanırsam yani, onu eleştiriyordu. Yani o biraz daha şey, çünkü orada hermeneutik de giriyor işin içine. Onun daha o içsel eleştirinin daha sofistike şeyi sadece normlar ve kurumların uyuşmazlıklığıyla değil. Ya ben anlamıyorum. Ne zaman okusam Michael Walzer'ı şey oluyorum böyle. Evet, yani konuşmamız lazım. Kendimizi daha iyi anlamamız lazım. Eleştiri dediğin kendimizi anlamamıza dair bir pratik. Ama buradan hakikaten radikal bir şey, o normların kendisini dönüştürmeye yönelik bir şey asla çıkması mümkün. Evet. Bu içsel eleştiri dediğim gibi. İşte en iyi ihtimalle onları, yani bu değerleri anlamaya ve yeniden anlamlandırmaya yönelik hermeneutik bir çaba. Senin dediğin gibi Michael Walzer'ın yaptığı şey. Buna karşın eleştirel teorinin farklı şekillerde geliştirmeye çalıştırdığı eleştirel yaklaşıma içkin eleştiri demek lazım. İmmanent kritik. İçkin eleştirinin ayırt edici özelliği ise, ki onu içsel eleştiriden ayırıyor, toplumsal ve pratik ve kurumlara içkin değer ve ideallerin gerçekleşememesini aynı zamanda bu değerlerin kendinde eşdeğişiyle eksik ve çelişkili olarak kavramsallaştırılmasında, yanlış pratikler olmasında aranması. Yani sadece özgürlüğün nasıl gerçekleştiği sorunu değil, özgürlük idealinin nasıl gerçekleştiği ya da gerçekleşemediği sorunu değil. Bu özgürlük kavramını siz böyle koydukça asla gerçekleşemeyecek olan ideallerden bahsediyorsunuz demek. Özgürlük kavramının kendisi yanlış demek ya da özgürlük pratiklerinin kendisi yanlış demek. Peki bu kavramsallaştırmaların, değerlerin kendilerinin yanlış olduğunu hangi normatif standartlara göre değerlendireceğiz? İşte buradaki bu hani büyük 10.000 dolar sorusu bu. Ve her teorisyen buna farklı şekilde cevap veriyor. İçkin eleştiri için burada ana sorun, pratik ve kurumlara içkin değerlere yöneltilen eleştirinin sadece bir olumsuzlama değil, yani negatif bir eleştirme değil, determinant negation, belirli olumsuzlama olma iddiası. Mesela Marx'ı takiben, işte kapitalizmde bireysel özgürlük gelişemiyor, gerçekleşemiyor değil, yanlış bir bireysel özgürlük anlayışı temel alındığında bu özgürlük yerini ister istemez köleliğe bırakıyor dediğimizde doğru bir özgürlük anlayışından mı yola çıkıyoruz? Ya da liberal negatif özgürlük anlayışı yetersiz kalıyorsa o zaman size aynı zamanda pozitif özgürlük de verelim önermesi bize bu noktada yardımcı olmuyor pek. Yani böyle bir şey kurgulamaya çalışanlar var. Hani determinant negation'dan yola çıkalım.
negatif eleştiri doğru değilse o zaman pozitif eleştiri de lazım. Yani işte pozitif özgürlük de lazım. Ama iyi de pozitif özgürlüğü nasıl dolduracaksın içini? Yani böyle sorunlar var. İşte zor olan ve eleştirel teori içerisinde farklı yaklaşımların gelişmesine olanak veren sorunsal bu. Bu sorunsala geliştirilen birkaç farklı çözümden çok kısaca bahsedeyim. Birincisi, içkin olarak başlayan eleştiriyi eleştirinin bağlamın ötesine geçen bir takım evrensel değerler ışığında zenginleştirmek. Böyle yapınca bu hala içkin eleştiri diyebilir miyiz? Soru işareti. Yani çünkü yani içkin başlıyor ama ondan sonra belirli transcendental değerlere gidiyoruz. Ne tür evrensel değerler? Mesela insan hakları gibi şeylerden mi bahsediyoruz burada? Yani bu tekrar Kant felsefesine başvurmak olabilir. Bütün insanların ihtiyaçlarından yola çıkabilirsin. İşte ama insanların ihtiyaçları şunlardır. Öyleyse işte Nussbaum böyle yapıyor mesela. Hani içkin başlıyorsun. Hakikaten toplumun eleştirisinden başlıyorsun. Problemi tespit ediyorsun ama bir noktadan sonra oradan ayrılıp daha işte normlara yöneliyorsun. Bir şekilde elde ettiğin normlara yöneliyorsun. Evrensel prensipleri. Ama dediğim gibi bu yeterince immanent bir kritik olmaktan çıkıyor o zaman. O zaman başka bir kritiğe dönüşüyor. İkincisi, toplumsal pratik ve kurumlara içkin değerlere de temel olan bir meta etik rasyonalitenin ışığında bu değerlerin gelişimini incelemek. İşte o da Habermas aslında. Yani çünkü onların da temelinde diyor, bütün bu kurumların temelinde diskurs yatıyor, iletişim yatıyor. Oradan belirli evrensel değerleri geliştirmek ama içkin teorik şeyi, eleştiriyi feda etmemek. İkinci seçeneği dışlamayan bir üçüncü yaklaşım ise bu içkin değerlerin tarihsel gelişim dinamiklerini, tarihsel karşılaştırmalara olanak verecek bir şekilde eleştirmenin konusu etmek. İşte bunu Honneth yapıyor bence. Freedom kavramı, yani özgürlük kavramının gelişimi üzerinden tanımlıyor. Ama yani kaçınılmaz olan özellikle bu sonuncusunda, ki bana bu daha Hegelci geliyor, daha işin özüne, ilk çıkışına uygun. Kaçınılmaz olan varsayım, bu toplumu örgütleyen pratik ve kurumların belirli, geliştirilmesi arzulanabilir bir rasyonaliteyi içeriyor olduğu iddiası. Aksi halde toplumların sürekli tehlike altına girecektir diyor mesela Honneth. Yani bu olmazsa olmaz halde böyle bir rasyonalite içeriyor. İşte bir son yaklaşım da Rahel'inki, değerlere değil bu değerlerin taşıyıcısı konumundaki kurum ve pratiklere ve bu pratiklerin problem çözme becerilerine odaklanmak. Hani belirli problemler çözülemiyorsa kriz durumları ortaya çıkıyor. Kriz durumu varsa bizim işte eleştirmemiz gerekiyor. Ona göre normları da tekrar belirlememiz gerekiyor falan filan. Yani her halükarda, şöyle bitireyim. Her halükarda toplumsal yaşamın rasyonalitesine dair çok cılız da olsa bir metafizik ön kabul, yani rasyonel olduğu bir şekilde toplumsal şeylerin rasyonel olduğu kaçınılmaz gibi bir şey var burada. Velhasıl tekrar toparlayacak olursam. Yani bence eleştirel teorinin ideoloji eleştirisinden söz edeceksek iki şeyi yapıyor. Birincisi işte bu immanent kritik dediğim diye anlatmaya çalıştığım tamamen toplumun analizinden ve aynı zamanda eleştirisinden yola çıkan bir metot. Ve bu metodun tahakküm ilişkilerinin eleştirisinde kullanılmasına eleştirel teori ideoloji eleştirisi. Analitik felsefe bu tür varsayımlara dayanan bir ideoloji eleştirisine neden bilemiyorum. çok teşekkür ederim. Çok değerli toplu, dört maşı mamur bir izahat yaptın gerçekten. Burada benim belki ekleyeceğim şey şu olabilir. Yine analitik felsefe içerisindeki tartışmalarda son 10-15 yıldır bir realizm diye bir akım çıktı. Siyasal realizm. Bu uluslararası ilişkilerdeki realizm değil bu arada. Çok karıştırılıyor. ben bu realist siyaset felsefesinin özellikle bir kanadını, sol kanadı yani, senin tarif ettiğin içkin eleştiri modeline çok yakın farklılıkları olmakla beraber yakın onu anıştıran bir model olduğunu hissediyorum. Yani şu bakımdan birincisi bir realist felsefecinin tamamında şu var zaten. İdeal teorinin reddi. Soyut modellerden, adil topluma dair bir takım soyutlamalar ve o soyutlamalar vasıtasıyla gerçekleştirilen
kurulan modellerden ziyade toplumların yerel bağlamlarına, reel toplumların somut problemlerine duyarlı ve oradan hareket ederek normatif siyaset felsefesi yapmak gibi bir eleştiri ve amaç söz konusu. Bir ikincisi, şöyle bir durum var. Şimdi siyaset felsefesi, analitik ekolde özellikle katı bir şekilde ahlak felsefesinin bir kolu olarak görülüyordu ve bu realist akım aynı zamanda hatta kendilerine realist denilmesinin sebebi de o. Ahlak felsefesinin önemini kabul etmekle birlikte siyasal hayatın kendisinden kaynaklı bir takım göz önünde bulundurmamız gereken, hatta bir anlamda normatif kaynaklar olarak da görülebilecek bir takım realiteler var diyor. Mesela işte Raymond Coyce da yani bir ayağı Frankfurt okulunda kıta felsefesinde, evet, bir ayağı analitik felsefede olan bir filozof. Raymond Coyce da bu işte realizmin daha ideoloji eleştirisi kanadını kuran önemli figürlerden bir tanesi. Yani onun eleştirilerinden bir tanesi ahlaki sezgi ve argümanların bizzat kendilerinin ideolojik ön yargı ve yanılsamaların ürünü olabileceğini söyleyeyim. Siyaset felsefesini, realist siyaset teorisini epistemik ve bilişsel normativite gibi alternatif kaynaklara daha duyarlı hale getirmeli önermesini yapıyor ki bu bakımdan da bence o immanent kritik, içkin eleştiriden hareket eden ideoloji eleştirisi yaklaşımlarına benzetiyorum ben açıkçası da burada şey belki bir puzzle var yani burada çözemeyeceğimiz bir puzzle zaten belki hiçbir zaman çözemeyeceğiz. Realizm şey noktasında nerede duruyor bu tartışmalı gerçekten yani senin tarif ettiğin içeriden eleştiri, içkin eleştiri ve içsel eleştiri. Yani realistler tamamen toplumun verili normlarına mı dayalıyor yoksa daha talepkar bir takım normlar mı geliştiriyor noktasında da realist felsefecilerin tamamını kapsayan bir ortak görüş zaten yok. Bir kısmı senin Marx'tan alarak ve Rehelye girin çizgisine özellikle ben benzettiğim o ideoloji eleştirisi ekolüne benzeyen bir şekilde tahakküm ilişkilerini tespit etmek ve siyasetle, siyasal yönetimle tahakküm arasında bir kavramsal ayrım kurup bu evrensel kavramsal ayrımdan hareketle yerel bağlamlara duyarlı ama bir yandan da son derece talepkar bir siyasal normativite kurma iddiası var mesela. Bu bakımdan en azından realist felsefecilerin bir kısmının ben Frankfurt Okulu'nun bu son bahsettiğim kanadıyla benzeştiğini ve bazı ortaklıkları olduğunu düşünüyorum. Peki hakkı da anlamak için soruyorum. Yani Raymond Coyce bu arada yani bizim gelenek içerisinde okunması gereken analitik felsefecilerden birisi. Ben maalesef şu ana kadar yeterince gerekli ilgiyi veremedim. O yüzden de şu anda öğrenebileceğim için çok ilgiyle soruyorum. Peki yani bu siyasete dair ayrı bir normativiteden bahsediyorsun. Bu hani benim aklıma tamam güç ilişkileri olabiliyor, tahakküm ilişkileri. Yani bunun gibi bir alanı mı kapatıp bunlar siyasetin sorularıdır diyerek belirleniyor bu. O yani o normları belirleyen şey ne? Tam olarak anlayamadım. Evet, burada bence bir başka önemli realist felsefeci, aynı zamanda bir ahlak felsefecisi, 20. yüzyıl İngiliz felsefesinin çok önemli isimlerinden Bernard Williams'la Raymond Coyce arasında belki bir ayrım yapmak lazım. Raymond Coyce'un benim anladığım kadarıyla tarifi şu. Siyasete dair önemli bir takım problematikler var ve bu problematikler çoğu analitik felsefeci tarafından eleştiriliyor, yok sayılıyor. İşte bu buradan hareketle eleştiriyor Rawls'u mesela. Nedir bunlar? Kültüre ve topluma sinmiş ama görünmez kalınmış bir takım güç ilişkileri. Siyasal eylemin doğası, yani örneğin siyasal eylemi, siyasal hayatın kolektif eylemlilikle sürekli kendini var etti ve kolektif eylemlilik, kolektif eylemin koordinasyonuna dair bir takım sorunlar. Siyasal eylemin zamanlaması, siyasal eylem zamanlama ve bağlamı iyi okuma meselesi. Yani, bir şey de var tabii, Aristoteles'in bir şey de var orada. Olsa. Aynen. Biraz naturalist de o anlamda yani insan hayatı zorunlu olarak politik gibi bir durum da var realist felsefecilerin kabul ettiği diyelim. Şimdi belli karakteristikler kurup bu karakteristiklerden hareketle ne yapacaksak yapmalıyız diyor. Yani evet hiçbir şekilde normatif bir ilkeye bağımlı kalamayız kadar belki çok net sert bir şey söylemiyor ama o normatif yönelimlere de var olan bağlamın içerisinden çıkartmak gerektiğinden biraz bahsediyor. Bernard Williams'ın yaklaşımı biraz daha bence metaetik imaları olan bir şey. Bernard Williams doğrudan şunu söylüyor.
siyasal hayatın kendisi political rule, İngilizce'de political rule dediği yani siyasal yönetme hali ile tahakküm arasındaki kavramsal ayrımdan çıkar. Ve tahakküm bazı sorunlara çözüm olamadığı için bizim siyaset kurumuna ihtiyacımız vardır. Nedir o? Gücün meşrulaştırılması. Ya bu Weberian bir şey. Çok Weberian bir ayrım bu. Aynen. Ama tabii orada Weberian pozisyondan biraz daha eleştirel teoriye yaklaşıyor. Çünkü şunu söylüyor. Her meşrulaştırma gerçek bir meşrulaştırma değildir diyor. Okay. Ve söylediği vardığı noktada biraz hatta bunun bu ilkesinin adına da eleştirel teori ilkesi diyor. Direkt Habermas'tan da esinlendiğini açık açık söylüyor. Gerçek ile sahte meşrulaştırmayı veya meşruiyet mekanizmalarını ayırt edecek özellik öznelerin bir meşrulaştırma narratifini kabulü doğrudan meşrulaştırılan güç ilişkisinin kendisinden kaynaklanıyorsa ya yani bir indoktrinasyon veya bir baskı veya bir korku gibi bir anlamda bir öznenin epistemik otonomisine ket vuran ve aynı zamanda o bizzat meşrulaştırılması gereken gücün kendi ürünü olarak ortaya çıkan bir kabulse bu kabul geçerli bir kabul değildir çünkü burada bir döngüsellik var. Evet. Yani gücü meşrulaştıracaksak ama güç sebebiyle bu gücün meşruiyetini kabul ediyorsak o zaman bu geçerli bir meşrulaştırma zaten olamaz. Çünkü kuyruğunu kovalayan kedi muhabbetine biraz evriliyor. Bu anlamda bence Williams'ın yaklaşımı biraz daha meta etik imaları olan ahlaki normativiteyi biraz daha açıktan eleştiren bir yaklaşım şeklinde düşünülebilir. Bir spekülasyonda bulunayım o zaman. Yani tahminen eleştiren yani şeyi çok faydalı buluyorum yani bu birbirinden farklı alanlarda farklı normativitelerin geçerli olabileceği. Mesela Honneth'in o şey kitabında da bu aslında anlatılıyor. Farklı özgürlük anlayışları farklı biçimlerde institüsyonalize oluyor, kurumlaşıyor, farklı pratiklere şey oluyor ve o zaman yani ne bileyim sevgilinle olan ilişkini sosyal kontrat ilişkileriyle karıştırmaman lazım. Aynen öyle. Gibi. Şimdi bunların çok önemli buluyorum. Fakat herhalde eleştirel teorinin anlaşamayacakları nokta şey olacaktır. Yani biz bu ayrımı yapamayız çünkü yine bu sola gelince gelenekten kaynaklı bir şey. Bir bütüncüllük iddiası var. Asla vazgeçmediği eleştirel teorinin. Adorno bunu eleştirse de vazgeçmediği bir bütüncüllük iddiası var. Dolayısıyla hani birbirinden şey bir şekilde neat diyeceğim böyle birbirinden ince bir şey bir şekilde ayırmak mümkün değil bu eylem sphere'lerini, eylem alanlarını. Ve dolayısıyla hani bazı ahlaki sorunsalları ancak devleti düşünerek anlamamız mümkün. Devleti ancak belirli ahlaki sorunsalları düşünerek işte o yüzden politik ekonomi yani Marx'ın bütün stratejisi siz bunları ayrı tutuyorsunuz birbirinden ayrı alanlar olarak görüyorsunuz fakat ayrı değil bunlar politik ekonomi bu political ekonominin eleştirisini vermek lazım. Aynı şeyi şekilde de gördüm yani sanırım sona yaklaşıyoruz biraz en şeylerimden bahsediyorum. Impressionlarından bu deneyimle. Benim için çok güzel bir deneyim oldu bu. Hem seninle sohbet hem de bu sohbet için çalışmak çok aydınlatıcı oldu benim için. Bu Hasslinger. Hasslinger'de fark ettiğim bir şey. Mesela bu okuduğumuz, beraber okuduğumuz makalesinde neyi okumuştuk? Makalenin adına bakayım. Ideology and Critique, Sally Hasslinger ve Claire Chambers'ın makalesi. Şimdi orada dikkatimi çeken şey bu holizm diye sen daha evvelden bahsettin. Analitik felsefenin holizmle pek işinin olmayışı, daha farklı bir düzlemden hareket etmesi. Çünkü bu kültürden bahsettiği yerlerde Hasslinger, işte şey oldum, yani biz kültür demiyoruz eleştirel teoride. Toplumsal, sosyal demeyi tercih ediyoruz. Toplumsal, hatta sosyal felsefe kürsüsü o yüzden. Şimdi bu da Hegelci bir tercih aslında. Çünkü söylediğimiz şey Zittlichkeit'in alanı. Zittlichkeit'in alanı da neyi içeriyor? Hem bireyi, hem kültürü, hem de devleti. Yani bu ayrımı bütüncül olarak koruyor.
Aksine böyle bir işte birey, kültür, hani Hessinger'ın ayrımları şey gibi, normatif ahlaki erişimler bireye göre yapılmalı. Yani bireyi ilgilendiren meseleler. Bir de devleti ilgilendiren, makalenin en başında yaptığı ayrım. Bir de devleti ilgilendiren meseleler var, kanunlar, bunlar. Bir de ortaya bakmamız lazım, orası da kültür. Çünkü bu çok liberal bir ayrım aslında. O ayrımı aşmaya da çalışıyor. O yüzden kültür tanımlaması önemli. Fakat bizim kullandığımız o bütüncül totality fikrini kullanamıyor analitik felsefe. Çünkü şey, yine metafizik diyeceğim, bir kabul, ön kabul var burada. Ne diyoruz biz? Toplumla birey arasında neredeyse organisist denilebilecek, diğer bir deyişle diyalektik denilebilecek bir ilişki söz konusu. Yani birey içerisinde toplumu taşıyor, toplum bireyler sayesinde var, birey toplumlar sayesinde var falan filan. Şimdi bu cılız metafizik fikri tercüme etmek çok zor. O yüzden sayfalarca kültür üzerine yazı yazıyor gibi. Bu artık öyle bir noktaya geliyor ki felsefe felsefesi, meta felsefesini tartışmaya başlıyoruz. Şimdi felsefe evet. Nasıl yapılmalıdır sorusunu evet. Ortaya evet. Atıyor. Ve ben şöyle bir ikilem var. Yani İngilizce tabirle trade-off diyeceksek. Şöyle bir ikilemden kaynaklanıyor gibi hissediyorum bu tercih farklılıkları. Bir yandan analitik felsefenin çok değer verdiği netlik meselesi. Evet. Yani evet. Spesifik olarak hangi mekanizma hangi mekanizmayla etkileşiyorsa veya hangi norm ne tür pratiklere odaklı bir şekilde bir eleştiri geliştiriyorsa burada çok net olmak bence artık biraz kültürel bir şey. Yani o akademik komünitenin kendi evet. Kültürüne içkin sebeplerden de kaynaklanıyor. Bu netlik pahasına açıklama kapsamı daraltılıyor. Evet. Eleştirel teoride Frankfurt Okulu'nda da bence sosyal teori zaten yedi geçiyor aynı zamanda. Evet. Çok geniş göğüslü bir açıklama kapsamı var ve bunun pahasına yani bunu elde etmek için de açıklamadaki netlikten biraz feda ediliyormuş gibi. Evet, kesinlikle katılıyorum sana. Yani Shelby okurken özellikle işte dedim ya hani ne kadar net yazmış yahu katılmasam da çok güzel bir yazı diye. Ben de böyle düşünüyorum. Yani böyle bir trade-off var ikisi arasında. Ama hani şeyi de söyleyeyim ya, eleştirel teorinin bu tür ön kabulleri aslında çok da fazla değil. Yani hani bilmiyorum Heidegger'ci bir felsefeciyle, kıta Avrupası felsefecisiyle konuşacak mısın ama esas sorun onlarla demek isteyerek bitirmek isterim. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti gerçekten. Benim de çok keyifliydi gerçekten. Hakikaten demek ki Türkçe'de yapılabiliyormuş bu ve çok güzel yapılabiliyormuş. Çok da iyi oldu şu bakımdan da yani ben mesela analitik felsefeci olarak hep eğitim aldım ve kendimi öyle yetiştirdim. Doktora sürecim de şu an öyle ilerliyor ama hep şöyle bir ikilem yaşıyordum yani ilgi duyduğum problematikler ve temalar bakımından eleştirel teoriye çekiliyorum ama felsefe yapma alışkanlıklarım ve benimsediğim yöntemler bakımından da hala bir analitikçi gibi kendimi hissediyorum. Ve ikisinin arasında kalmışlık duygusu gerçekten son yıllarımı domine etti diyebilirim. Ama hem bu diyaloğun kendisi yani hem bizim burada birbirimizle konuşabiliyor olmamız hem de daha geniş çerçevede felsefe dünyasında şu anda bu tür problemlerin hem Frankfurt ekolünden yetişen felsefeciler hem de analitik ekolden giderek eleştirel teoriye yaklaşan felsefeciler arasında bir konuşma, ortaklaşma zeminini bulması beni de çok sevindiriyor açıkçası. Evet, ben de yani konuşabildiğimize çok sevindim ve hatta gaza da geldim deyip senden artık okunması gereken analitik felsefeci metinler tavsiyeleri rica edeceğim. Ben de aynısını sizden isteyeceğim. Bir mukabele. Tamam o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Programı da yavaştan kapatacağız artık. Sevgili dinleyiciler, oldukça uzun bir yayın oldu. Sonuna kadar gelebildiyseniz, şu an beni duyuyorsanız sizi tebrik ediyorum. Ayrıca sabrınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.